Evet. Fırtına eşliğinde yemek yapıyoruz. İçeride mutfağımız da yok. Hiçbir şeyimiz yok. Şimdi pırasa yapıyorum. Şevket Usta sıkılmış etli ve sütlülerden. Kız bu düşmüş ya. Anam ben de çekim yapıyorum zannediyor. Siz ne seyrettiniz? Kız bu fırtınada nasıl çekim yapayım? Yapılmıyor ya. Aa. Allah'ım ya Rabbim. Şuraya mandalla mı taksam ne yapsam? Tövbe tövbe. Yahu. Ben de çekim yapıyorum güya. Yani şartlar... Ay. Şartlar gittikçe zorlaşıyor ya. Ne yapıyoruz biz? Hiçbir şey. Ha. Vallahi bilmiyorum artık son şansımız. Hadi kız dur böyle bakayım. Ya neler yapıyoruz da şimdi böyle çekmek mümkün değil. Çünkü bunları hazırlamak çok zaman alıyor. Bir sürü iş yapıyoruz. Soyacağımı da bulamıyorum. O da yok. Kayıp. Allah'ım. Allah'ım. Tövbe inşaat işi bitsin daha yemek yapar. Gerçi içeride olacak o zaman. Sorun olmaz. Çöpleri şuraya atıyorum, doğal kompost oluşturuyorum şimdiden. Bugün müydü ya? Ben bir hava durumunu okudum sanki. Çok şiddetli fırtına falan olacak diye İstanbul'da. Belki de o bugündü. O yüzden böyle hava. Ya benim bir tane işim yok. Ya, sadece yemek yapıyor olsam çok daha kolay. İşte. Peki dert yanmalı mıyım? Yanmasam daha iyi. Kalsın. Hemen yanlış anlaşılıyor. Yoksa pişman mı oldun? Sanki İstanbul'da saray ve şey dadılarla yaşıyoruz da. Hayat çok kolay da sanki. Bu gece sorunumuz var. Yatak odası gitti. Aşağıdaki ocağı boyadım. Parmağımı bir sürdüm. Beni göremiyorsunuz. Farkındayım ama ona hiç dokunamam. Parmağımı bir sürdüm. Ipıslak mı? O kurumayacaksa biz nasıl aşağıda inemeyeceğiz? Yukarıda da delik var koca. Yine başımız belada. Muhtemelen kolileri falan yarım hava çıkmasın diye. Öyle yatarız.
Yani kamp çadırı olmadan kamp yapan tiplerden insan. Hiç hayatımda kamp yapmadım. Kısmet bugüneymiş. Evimde yapıyorum. Şöyle atalım. Anam. Şurası. Suyumuzu açalım. Burası da ne kadar azalmışım. Yıkama işini yapayım da ben. Ben böyle çok fazla üşüyen tip değilim. O yüzden üşüyorsun, üstünü giy, üşürsün, üstünü giy falan diye düşünmeyin. Öyle çok sıkı giyince tahammül edemiyorum. Bu sıkı giyindiğim yıllardayız. Önceleri hiç daha giyinemezdim. Daha hiç giyinemezdim. İşte. Bunu da satanlar şey dedi, yerli pırasa. Bu da çok pırasa üretiyorlar. Bu iş, bu tek, bu da kolay herhalde bu işi yapmak. Pırasa üretmek yani. Ceket ustanı da varmış da. Niye aldın diyor. Getirseydin dedim, ne bileyim. Karşıya koymuştum. Ben de beni çekiyor zannediyorum. Size bir seslemeyeyim diye döndüm. Aa, yok ya kız orada. Yok olmuş. Kız yani içeri geçeceğim zaten birazdan. Alt tarafı pırasa yapacağım işte. Şimdi bunu çekip ne yapacağız? Boş ver. Ben size başka şeyler çekerim. Evin yapımı ışını çekiyorum içeride. Onları yükleyeceğim şimdi. Hadi öpüyorum sizi.